Kasım ayı içerisinde izlediğim filmlerden, dizilerden, okuduğum kitaplardan, oynadığım oyunlardan ve çeşitli etkinliklerden bahsedeceğim Kasım sonu videosuna hoş geldiniz diyorum. Kasım ayı benim için birazcık yoğun geçti. Zaten Instagram'dan takip edenler varsa mutlaka görmüştür. Sürekli şehirler arası yolculuk yapıp durdum. İstanbul'a çok sık gittim geldim. Hatta yarın da İstanbul'a gideceğim. Hatta muhtemelen siz bu videoyu izlerken ben İstanbul'da olmuş olabilirim. Bu koşturmacalar arasında sanki ayı çok boş geçirmişim gibi gelmişti. Ama videodan önce aldığım notlara bakınca aslında yine de bahsedecek bir sürü şey olduğunu fark edip ufak çaplı bir sevindim. Gevezeliği bir kenara bırakıyorum ve izlediğim filmlerden başlıyorum. Geçtiğimiz ay izlediğim iki filme zaten ayrı videolar çektim. Bir tanesi Justice League, spoilersız incelemeyi bulabilirsiniz. Diğeri ise Murder on the Orient Express. Onun da yine spoilersız incelemesi var. Bu filmler hakkındaki görüşlerimi merak ediyorsanız o videolara gidebilirsiniz. Bu ay nihayet Spider-Man izledim. Homecoming filmini daha yeni izledim. Belki bilmiyorsunuzdur, ben hani çizgi roman uyarlaması filmleri izliyorum, takip ediyorum. Ama öyle çok büyük bir heyecanla beklediğim filmler değil. Özellikle Marvel filmleri hiç değil. Yani öyle gideyim, ilk günden sinemada izleyeyim diye bir heyecan oluşturmuyor bende. Sadece birkaç film ilgimi çekiyordu. O da karakterlerden ötürü, işte Logan'dır, Deadpool'dur bunlar. Benim bir çizgi roman uyarlaması filmi çok böyle heyecanla bekleyebilmem için içerisinde Batman olması gerekiyor. Onun dışındakiler hani bir ara izlerim ya filmi benim için. Spider-Man de öyleydi. Ben Spider-Man'i severim küçüklüğümden beri ama bu filmi de daha yeni izleme şansı bulabildim. Yani aslında benim için üstüne konuşulacak çok bir şey yok. Her Marvel filmi gibiydi. Güzeldi, keyifliydi, eğlenceli vakit geçirdim ve daha sonrasını unuttum. Ama güzeldi. Yeni Spider-Man'i de çok beğendim. Çok yakıştırdım rolüne. Güzel vakit geçirdim. Bu kadar. İzlediğim ikinci film Rememory diye bir film. Bu film fena bir film değildi. Açıkçası oyuncularından dolayı izlemiştim. Trine Lannister oynuyordu bu filmde. O yüzden çok merak etmiştim ben bu filmi. Bir adet teknolojik alet var ve bunun sayesinde anılarınıza görsel olarak ulaşabiliyorsunuz. Adeta bir Assassin's Creed'deki Animus gibi veya bir düşün seli gibi düşünebilirsiniz. Bu icadı yapan kişinin gizemli ölümünün ardından karakterimiz bu makineyi kullanarak aslında olayı çözmeye çalışıyor. Birazcık gizem, birazcık dram yüklü bir film bekliyor sizleri. Fena bir film değildi ama ortalama bir Black Mirror bölümünün bundan çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Birazcık zaten Black Mirror esintileri vardı bence filmde. Ama genel olarak beğendim. Bayılmadım ama güzel bir filmdi. Eğer bu tür gizem türündeki filmlerden hoşlanıyorsanız bence göz atabileceğiniz bir film. Atomic Blonde'ı izledim. Yine nihayet muhtemelen. Bu filmi de izlemem şöyle oldu. Zaten bir sonraki yayınlayacağım vlogda göreceksiniz muhtemelen. Bizim tiyatronun koridorunda bunun böyle posteri var ve sürekli her gün önünden geçip gidiyorum. Dedim en sonunda artık izleyeyim ben bu filmi. Ben aksiyon türünde filmlerden pek hoşlanmam açıkçası. Bu film de aksiyon türünde bir filmdi. Ama filmin bazı şeylerini çok sevdim, bazı şeylerini hiç sevmedim. Genele baktığımda galiba çok da iyi bir film değildi diyorum. Bir kere bu filmin konusu ve atmosferi beni cezbetti. Neden? Çünkü bir baktım ki soğuk savaş diyor, Berlin Duvarı diyor, Berlin Duvarı'nın yıkılmasından önceki Doğu Batı Almanya filan diyor. Bir uluslararası ilişkiler mezunu olarak hemen ilgimi çekti. Böyle bir atmosferde bir ajanımız var ki kendisi yıllara meydan okuyan Charles Theron. Dedim bu film güzel olabilir bence. Ancak birazcık hayal kırıklığı yaşattı. Filmin renklerini çok sevdim, atmosferini çok sevdim ama senaryosunu çok kötü buldum. Filmi çok kopuk kopuk buldum. O yüzden de pek fazla sevemedim. Bir filmin senaryosu güzel olmayınca filmin iyi olma ihtimali de bence çok düşük oluyor. Bu da öyle bir filmdi maalesef. Hani atmosfer oyunculuklarda bir yere kadar kurtarmayabiliyor. Bu filmde de öyle olmuş. Hakkını yemeyeyim. Filmin bir sahnesi gerçekten aklımda kaldı. Harika bir dövüş sahnesi var. Tek çekim gibi olan ama aslında kesilerek çekilmiş ama öyle güzel kurgulanmış ki anlayamadığınız gerçekten çok başarılı ve imza bir sahnesi var. Ama onun dışında aklımda kalan bir şey olmadı. Hayal kırıklığı yaşadığım ve çok daha iyisinin olabileceğini düşündüğüm bir film olarak kaldı benim için. Yani Nilüfer sen de her şey mırın kırın ediyorsun, bu ay hiç mi güzel bir şey izlemedin diyenler olabilir. İzledim efendim. Aslında Kasım ayında değil Aralık'ta vizyona girdi ama küçük bir hile yaparak bu videoyu dahil etmek istiyorum. Çünkü iyi bir yerli film bulunca açıkçası açıkçası bunu size kesinlikle anlatmam gerektiğini düşünüyorum. Aile Arasında. Son yıllarda maalesef komedi filmi adı altında çıkan bütün yerli filmler bence berbat filmler olduğu için böyle güzel kaliteli mizah içeren sıcacık bir hikaye bence birazcık muhtaç kalmışız. Ben zaten Gülse Birsel'i çok severim. Mizah anlayışını da çok beğenirim. Filmdeki oyuncuları da çok sevdiğim için. Konu da güzel olunca gerçekten ben bu filmde çok eğlendim. Bence kesinlikle gidin sinemada izleyin. Aile Arasında bence hem çok komik bir film, çok eğlenceli bir film, hem çok sıcak bir aile hikayesi. Gerçekten ailenin ne olduğuna dair çok güzel bir film olduğunu düşünüyorum. Hem de ara ara böyle çok güzel konulara ufaktan değinen bir film. O yüzden ben çok sevdim bu filmi. İzlemenizi de mutlaka öneririm bu tür filmlerden hoşlanıyorsanız. Dizilere geçersek Kasım ayında dizi konusunda da birazcık şanssızdım. 3 tane dizi izledim. 2 tanesini sevmedim ama yüzümü güldüren bir yerli dizi oldu. Hiç beğenmediğim bir dizi var. O da Childhood's End, yani çocukluğun sonu. Biliyorsunuzdur belki bizim bir okuma grubumuz var ve geçen ayın kitabı Çocukluğun Sonu kitabıydı. Arthur C. Clarke. Bu arada eğer o videomu izlemediyseniz ve kitabı okumadıysanız da videoya göz atabilirsiniz. Çünkü yaklaşık bir 10 dakika zaten spoilersız bir şekilde kitabı anlatıyorum. Yani okumaya düşünenler varsa fikir edinebilirler. Tamamı spoilerlı değil videonun. Reklamları burada kesip diziye geçiyorum. Kitabı okuduktan sonra dedim dizisine de bakayım. 3 bölümlük bir mini dizisi var. Gerçekten çok başarısız bir dizi. Uyarlama olarak zaten kötü, hani kitapla alakası olan birkaç tane nokta var öyle söyleyeyim. Ama uyarlamaya geçtim. Varsayalım ben kitabı okumadım, sadece diziyi izliyorum. Beğenir miyim? Beğenmezdim. Çünkü yine kopuk senaryolu, çok yüzeysel ve çok basite indirgenmiş bir dizi vardı karşımıza. O yüzden hiç sevmedim ben bu diziyi. İzlediğim ikinci dizi White Princess. Önceki ay White Queen'i izlemiştim. Bu da onun devamı niteliğinde sayılabilir. Ben zaten White Queen'i de öyle çok fazla sevmemiştim ama bu diziyi izleyince ona şükrettim açıkçası biraz. Çünkü bu dizi onun kadar bir de ilgi çekici değil. Hem birazcık dönemle ve karakterlerle de alakalı diye düşünüyorum. Çünkü White Queen birazcık daha hareketli bir dönemde. Güller Savaşı vardı en azından. Sonrası zaten Two Doors. O zaten çok hareketli ve çok daha keyifli izlenilesi konulara sahip bir dizi. Ama bu arada kalmış olduğu için birazcık hem konuların azizliğine uğramış hem de çok fazla böyle karakterler de ilgimi çekemedi. Diziyi bitirdim. Evet, konu bağlama anlamında izleyebilirsiniz. Yani White Queen'i izlediyseniz devamlılık olması açısından izleyebilirsiniz. Ama çok da bayılmadım. Kasım ayında izleyip çok sevdiğim bir dizi ise Big Little Cinayetler. Güzel bir yerli dizi. Güncel olarak takip ediyorum. Gittikçe de güzelleşiyor. Oyunculuklar harika, karakterler harika. Ama evet, Big Little Lies'a çok fazla benziyor. Ufak Tefek Cinayetler Big Little Lies'ın uyarlaması değil. Evet, daha farklı, çok daha farklı aslında. Sadece şu açıdan çok fazla benziyor. Evet, ana bir cinayet olayımız var ve onun çözülmesini izliyoruz ve bunu izlerken de kurgusu neredeyse birebir aynı. Bir soruşturma odasında tanıklar anlatırken olayları biz izliyoruz. Bu açıdan çok fazla benziyor Big Little Lies'a. Yani kurgusunu esinlenmişler bence birazcık ama güzel olmuş. Bu diziyi Desperate Housewives'a da benzeten var, Pretty Little Liars'a da benzeyen var. Bence onlarla alakası yok yani. 4 tane orta yaşlı kadını gördük diye hemen Desperate Housewives'a benzetmemize gerek yok. Ama ciddi şekilde bence benzediği tek bir dizi var. O da Big Little Lies. O da dediğim gibi sadece kurguda kaynaklanan bir benzerlik. Onun dışında konunun alakası yok. Bir de genellikle zaten burada kadınlar birbirinin arkasından iş çevirmekle uğraşıyor ama Big Little Lies'da bir sisterhood vardı yani. Pek çok anlamda yerli dizilerin üstünde bir iş olduğunu düşünüyorum. Umarım bozmaz, böyle devam eder ki ben yerli dizilerini ne kadar seversem seveyim o slow motion olan uzun uzun sahneleri ilerlete ilerlete izleyen biriyim. Ufak Tefek Cinayetler yine böyle uzun bir dizi olmasına rağmen mecburen öyle. Hiç atlamadan izlediğim bir dizi oldu. Gayet keyifle takip ediyorum. Bu dizide beğenmediğim tek şey galiba sorgulamadaki öğretmen. Çünkü o nasıl bir polis sorgulaması ya? Polis diyor ki ne oldu anlatın diyor. Kadın aslında olaylar şimdi başlamıştı. Olaylar şimdi başlıyordu. Pandora'nın kutusu açılıyordu. Tilki ve akrebi bilir misiniz? Olaylar asıl o anda başlamıştı. Hayır, olaylar biraz sonra başlayacaktı. Tam bundan 2 ay sonra başlıyordu. Aslında olaylar 96 senesinde başlamıştı. Yahu ne zaman başladı? Ne oldu? Anlat yani. Böyle bir polis soruşturması yok. Onun dışında bence gayet güzel bir dizi. İzlemeye de devam etmeyi düşünüyorum. Kasım ayında Zorlu'da 2 tane çok güzel, etkinliğe katıldım. İlki Harry Potter konseri. Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın senfoni orkestrası eşliğinde olan konsere gerçekten harikaydı. Bu arada konseri gördükten sonra pek çok kişi haberim yoktu, nereden öğrendim, nasıl oldu bu diye sordu. Mayıs'ta Sırlar Odası olacakmış. Takip edin Zorlu'nun sayfasından, etkinlik sayfalarından, Biletix'ten artık biletler nereden alınıyorsa bakabilirsiniz. Kaçırmayın, Mayıs'ta da olacak. Bu aslında bir konser serisi. Movies in Concert diye bir seri bu. Ve şöyle ilerliyor konser. Filmi baştan sona izliyorsunuz. Biz Felsefe Taşı'nı baştan sona izledik. Ama filmin kendisinde müzikler yok. Müzikleri canlı olarak senfoni orkestrası yapıyor ve gerçekten çok büyülü bir deneyimdi. Bununla ilgili bir videom var, ona göz atabilirsiniz ki o videoda diğer ikinci etkinlikte var. Ertesi gün Sevin Okyay ve Kutlukan Kutlu'nun bir söyleşisi vardı. Aslında birazcık Harry Potter ve mitoloji konuşulacaktı. Konuşuldu da ama genel olarak işte Harry Potter kitapları nasıl çevirmeye başladıkları, terimleri çevirirken nasıl zorluklar yaşadıklarını, bunlardan bahsettiler. Çok keyifli bir söyleşiydi. Bir kısmı yine o videoda var. Mutlaka bence göz atın. Stephen Zweig'in 2 tane kitabını okudum. İlki Ay Işığı Sokağı. Bu kitabın içerisinde 5 tane minik öykü var. Güzeldi, keyifliydi. Zaten Stephen Zweig'in kitapları genel olarak güzel oluyor. Çok güzel psikolojik tahliller yapıyor bence kendisi. Ama birazcık bana bu kitap olağanüstü bir geceyi hatırlattı. İkinci olarak Amok Koşucusu'nu okudum. Ben bu kitabı birazcık daha fazla sevdim Ay Işığı Sokağı'na kıyasla. Ondaki öyküleri de çok sevdim. Ve onda birazcık daha yazarın o genel tarzını alabildiğiniz bir kitaptı aslında. O yüzden zaten önceki öykülerine daha böyle yakın buldum. Amok Koşucusu'nuysa birazcık daha farklı bir noktada durduğunu düşünüyorum. Hikayesinin daha özgün olduğunu düşünüyorum. O yüzden birazcık daha fazla sevdim. Bir doktorun Amok isimli bir hastalıkla boğuşmasını anlatıyor diyebilirim. Güzel. Kasım ayında yeni bir Tolkien kitabını Türkçe olarak okuma şansım oldu. Kullervo'nun Hikayesi. Bu kitabın neyi içerdiğinden, neleri anlattığından birazcık bahsetmek istiyorum. Çünkü bu kitabın tamamı aslında bu hikaye değil. Biliyorsunuz Tolkien mitolojiden, destanlardan çok fazla beslenmiş bir yazar ve Kullervo'nun Hikayesi de Silmarillion'dan bile önce, her şeyden önce yazdığı ilk hikaye. Ama tabii ki de tamamlanamamış bir hikaye. Bu kitabında aslında sadece yaklaşık olarak 30 sayfası bu hikayeyi içeriyor. Güzel bir hikaye, zaten Kalaveli Destanı'yla çok fazla bağlantısı var ama genel olarak bu kitap aslında bir anlamda bu Kullervo'nun Hikayesi'ne dair bir çalışma olarak görülmeli kitabın tamamı. Çünkü taslaklar var, makaleler var, esinlendiği şeylerden bahsediyor, terimlerden bahsediyor, bir sürü açıklama var. O yüzden bence hikayenin yanı sıra Tolkien'in yarattığı evrenleri anlama bakımından çok değerli bir kitap. Çünkü içerisinde gerçekten çok güzel bilgiler edinebilirsin. Kullervo'nun Hikayesi Tolkien'in destanları nasıl kullandığını, nasıl etkilendiğini anlama bakımından bence harika bir kitap olmuş. Gerçekten pek çok bilgi edindim. Hikayenin kendisi de çok keyifliydi. Zaten destanvari bir hikayeydi. O yüzden güzeldi. Ama dediğim gibi bence bu kitabın en önemli özelliği hikayenin yanı sıra verdiği bilgiler. Yani bu kitabı bunu bilerek alın. Bu kitabın tamamı hikayeden oluşmuyor. Hatta daha çok bir kaynak kitap bile diyebilirim Tolkien açısından. Son olarak okuma grubumuzun Kasım ayı kitabı olan Ben Robot'u okudum. Yaklaşık bir hafta sonra da bunun videosunun geleceğini düşünüyorum. O yüzden hala okumak için süreniz var. Okuyup bu kitap hakkındaki yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Eğer Goodreads üzerinden de grubumuza katılmak isterseniz videonun açıklama kısmından bu grubun linkine ulaşabilirsiniz. Çok keyifli bir kitaptı. Mutlaka okumanızı öneririm. Ama daha ayrıntılı bahsetmeyeceğim. Çünkü video yapacağım. Buradan 4. kitabı da duyurayım. Işık Tanrısı olmasına karar verdik 4. kitabın. Bu kitapta şu açıdan ilginizi çekebilir diye düşünüyorum. George Martin'in evreni olan Muz ve Ateş'in Dünyası evreninin Işık Tanrısı ve Sam karakteri bu kitaptan esinlenerek yazılmış karakterler. O yüzden belki ilginizi çekebilir. Goodreads üzerinden kurduğumuz okuma grubuna da katılmak isterseniz videonun açıklama kısmından linkine ulaşabilirsiniz. Oynadığım oyuna geçelim. Kasım ayı içerisinde bir tane oyun oynadım. The Room diye. Bu oyun puzzle türünde bir oyundu. Yaklaşık 4,5-5 saatte bitirebileceğiniz bir oyundu. Güzeldi. Yer yer zorlayıcı puzzle'lar vardı ve bu da benim oyunu sevmeme sebep oldu. Atmosferi güzeldi. Bir oda içerisinde hep çözmeye çalışıyordunuz puzzle'ları. Bu tür oyunlardan hoşlanıyorsanız bence göz atabilirsiniz. Ben keyifli oynadım. Kasım ayında bir de bununla çok fazla vakit geçirdim. Chat cards. Bu kutunun içerisinde şu şekilde kartlar var. Böyle kartlar var. Hepsinin üzerinde çok farklı sorular var. Gerçekten çok keyifli sorular. Arkadaşlarınızla bir araya geldiğinizde bunları böyle masaya yayıyorsunuz. Rastgele bir kart seçiyorsunuz ve cevaplıyorsunuz karşılıklı olarak ve çok güzel, eğlenceli vakit geçiriyorsunuz. Hatta ben bunların bazılarını size Instagram üzerinden de sormuştum. Oradan bile hani sormaya devam et diye cevap gelmişti. Yani içerisinde aklınıza gelmeyecek değişik sorular var. Çok keyifli. Bu tür şeylerden hoşlanıyorsanız bence mutlaka göz atın. Linkini de videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Gayet keyifli bir oyun. Ufak bir buluşma duyurum olacak. 16 Aralık'ta NMÇAAL Şenlik'te bir söyleşim olacak. Gelirseniz sizinle tanışmayı çok isterim. Katılabilirsiniz. Ayrıntıları yine açıklama kutusuna yazacağım. Bekliyorum yani sizi. Kasım ayında Patreon üzerinden yaptığı bağışlarla Hand of the Queen olan 3 kişiye buradan teşekkür ediyorum. Cenk Derkan, Zaza Efe Aydal ve Koray Terzi. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Ama aynı zamanda sanıyorum Kasım ayının başlarındaydı. Bir aile için bir duyuruda bulunmuştum ve ondan sonra gelen birkaç bağışlar da olmuştu. Onların da yerine ulaştığını söylemek istiyorum. O yüzden de sizlere daha çok teşekkür etmek istiyorum. Son olarak Kasım ayı içerisinde bol bol dinlediğim şarkılardan oluşan müzik listesinin linkine de yine aşağıdan ulaşabilirsiniz ve lütfen siz Kasım ayında neler izlediniz, neler okudunuz, neler keşfettiniz, ne tür etkinliklere katıldınız, bu tür şeyleri yazın. Ben çünkü onları okuyorum. Ben de oradan yeni bir dizi keşfediyorum, film keşfediyorum. Güzel oluyor. Sizlerin de cevaplarını bekliyorum. Şimdilik bu kadar diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.